Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar akşamleyin böyle bir şey görüntü aldım. Ee, bakın e, bu önce onu göstereyim. Gedik yatırım e, Özehir Doğan ile mali analiz eğitimi e, bir yere denk geldim. izlemeye başladım. Öncelikle bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Nedir bu? Yani e, bilen bir insandan e, bu işin eğitimi alan üst yönetimden biri, e, medyaya çıkan, halkın önüne çıkan bir insandan bu tür bir eğitim gelmesi benim için çok sevindirici. Bu benim etkimi gösteriyor. Neden benim etkimi gösteriyor? Çünkü videolarımda diyorum ki bakın bana diyorlarsa bu işi bilmiyorsun. Ben de diyorum ki bu kadar aracı kurum var, bu kadar bankanın yatırım bölümü var, bu kadar iktisat var, bu kadar işletme var. Bunlar niye çıkıp anlatmıyor? Ben bilmiyorum. Eyvallah. Siz ne işe yarıyorsunuz? Buyurun anlatın. İşte bu, bu sesimi duymuşlar. E, yılların gediği şimdi e, mali analiz yapıyor, e, mali tabloları yani temel analizi anlatıyor. Çok sevindirici bir şey değil mi? Yani bu küçük yatırımcı için yani sizin için benim için çok büyük e, bir avantaj sunuyor. Artık biz de en azından körü körüne hisse almaktan kurtulacağız. Yani ben bu akşam birazdan izleyebildim. Çok geç oldu. Oradan oraya atlar beyin benim yanıyor beyin hücreleri e, bu tür şeyler öğrenmekten. E, bir daha bir daha izleyeceğim. Fakat e, Yani tecrübeyle başka kaynaklardan öğrendiğimiz şeylerden pekiştirmiş oluyoruz. Yani farklı gökten zemmille inanan bir teori var mı? Yok. Fakat bilmeyen için gerçekten çok şey var. Yani bizim videolarımızda anlattıklarımızın pekiştirilmesini de sağlıyor. Ayrıca burada tablolar olduğu için çok çok önemli. Şimdi gelip bunu izleyeceksiniz. Hepinizden istediğim budur arkadaşlar. Ya gelip benim videomun altında o hisse ne olur, bu hisse ne olur demek yerine hepinizin işlem yaptığı e, bankalar var, aracı kurumlar var. Onlardan bu tür videolar izleyin. Ya ben bu işi kendim öğrenmek istiyorum. Benim anlayacağım dilden izah eden eğitim videolarınız olsun. Ne yapıyorlar? Hepsi parayla İstanbul'da e, topluyor 50-100 kişiyi. O gruba hitap ediyorlar. Eee Halka hac yani Anadolu bir köyündenki bir insan veya dünyanın herhangi yerindeki bir Türk bu e, yatırım yapmak istediği zaman oraya gidemez yani e, onun için aracı kurumlarınızdan mutlaka bu tür eğitim çalışmaları talep edin yani ben videolarımı götürüp e, şeyin Özgür Demirtaş e, videoların altına Yapıştırma gereği duymayım. Ya bu işi bilenler gerçekten bu işin mantığı nedir? Finansal piyasalar yani borsa günümüzdeki halk için küçük yatırımcı için 305 300-500 lirası bir kenara koyabilen bir insan için finansal özgürlüğünü kazanacak tek alandır. Yani bunun önemi çok büyük. Bunu halka indirmek istiyorsanız sizin yani beni şu an takip eden 17.000 kişi sizin etkiniz olur. Yani 17.000 kişi geldik de dese ki bize PD'yi anlat tek videoda 50 tane örnek üzerinden anlatır. FK'yı anlat derse anlatır. Bunlar şimdi böyle e, istemsiz istemsiz anlatıyorlar. Bütün temel analizi işte 1 saat 13 dakikalık videoya sığdırmış. E, böyle üzerinden üstün kürü geçiyor. Evet. Mesela benim PD ile ilgili 7 tane videom var. Yine de yetmiyor. E bu nasıl bütün temel analizi bir videoya sığdırıyor? İşte yüzeysel değindiği için. Hani yapmış olmak için yapmış gibi bir durum. Fakat hiç yoktan yine ne diyorum? Bu işe el atmaları çok iyi. Bu işe işte demek ki takipçilerden gelen baskılar bir yerlerden benim gibi düşünen insanlar bu fikri vermiş. Bir de bakın bunların 15.000 takipçisi var. Benim 17.000 takipçim oldu. İşte sebebi bu. Ben temel analizi sizin anlayacağı şeye seviyeye indiriyorum. Bunlar bilmiyorum ne yapıyorlar. Onu da siz onlara sorun ne yapıyorsunuz diye. Onlara sorarsanız bize niye bu tür videolar hazırlamıyorsunuz diye eminim cevabını alacaksınız. Herkes kendi müşteri temsilcisine ister banka olsun ister aracı kurum olsun biz temel analiz istiyoruz. Şu hisseyle ilgili geniş bir video istiyoruz. Çünkü bu hani diyorlar ya bu yatırım danışmanları kurumların işi ama bu yine şeyin başına koymuş. Videonun başına yatırım danışmanı değil. Ya bu yatırım danışmanı o değil, bu değil, kim olacak? Ben anlamadım ki. Yani aracı kurum yapmayacaksa, banka yapmayacak, profesör yapmayacaksa e, bana zaten yasak. Kim yapacak bu yatırım danışmanlığı? Şimdi oradan bu kare kopyaladım arkadaşlar. Bu kare e, şöyle büyüte heh, büyüyor. Şimdi bakın çok önemli bir e, şeyi öz varlıktaki net artışın şirket hissesinin getirsinine oranı bakın. 10 yıllık bir e, şey yapmışlar. Çalışma yapmışlar. Bunu ee, muhtemelen bir kitaptan kopyalamış. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın hisse zarar ediyorsa yani öz kaynakları eksiliyorsa e, tabii ki hissenin fiyatı da aşağı gidiyor. Hisse kar ettikçe görüyor musunuz? Bu sağa doğru alttaki 100-200 diyor. Şu ok işareti de hissenin fiyatını gösteriyor. Şu yukarılarda e, 200-400-600. Yani Hissenin öz kaynakları 1'e katlanıyorsa hissenin fiyatı 2'ye katlanıyor. Hissenin öz kaynakları 2'ye katlanıyorsa hissenin fiyatı 4'e katlanıyor. Hisse hissenin öz kaynakları 3'e katlanıyorsa hissenin fiyatı 6'ya katlanıyor. Yani basit bir daha anlatayım. <laughs> Eğer diyelim ki 200 milyon öz kaynağı var, serveti var. Toplam öz kaynakları bu e, iki 2 yıl içinde 400'e çıktı. Hisse de diyelim ki 10 liradır. E, ne oluyor? Hisse 30 liraya çıkıyor. %200 artıyor. Diyelim ki bu e, 600'e çıktı öz kaynakları. Hisse bu sefer e, 4 kat artıyor. 40 liraya gidiyor. 50 liraya gidiyor. Yani 10 liraydı üstüne de 40 geliyor 50'ye gidiyor. Ya 40 ya 50 tam anlayamadım. O kadar kolay Diyelim ki 3 kat arttı. 200 milyondu. 800'e çıktı. O zaman hisse 6 kat artıyor. Onradan 60-70 R'ye gidiyor. Yani öyle yorumladım. Evet. Demek ki neye odaklanacağız? Şeyde değerli olan nedir? Hisseleri değerlendirmekte öz kaynak yöntemi çok önemlidir. Ben de bütün videolarımda bunu ölçü alıyordum. Diyorum ki ya bir bakkalın içine e, kar yaparak e, 100 milyon aldınız. Her sene de 100 milyonluk eşya koydunuz. 5 yıl sonra 500 bin liralık milyon bin karışıyor sabah sabah. E, 500 bin liralık eşya giriyorsa e, o kağıdın artık yani önce 5 liraysa 5 lirada olması gerekmiyor. Niye? E, 5 kat artmış. Bu kağıdın 20, hissenin değerinin 25 lira olması lazım. Burada ne diyor? 5 e kat artmışsa hissenin değeri 10 kat artacak. Yani hisse 50 lira da olabilir. Yani öz kaynakları ne kadar artıyorsa ben diyorum ki en az ederinin yani içeri ne kadar mal girmişse o kadar artması lazım. Ama piyasa geçmiş bu tür çalışmalar yapılmış. Üniversitelerde bunlar mutlaka bu test çalışmaları, doktora test çalışmalardır. Araştırmalardır. Yapılmış. Bize gösteriyor ki e, hissenin öz kaynakları 5 kat artıyorsa hisse e, fiyatı 10 kat ta kadar artabilir. İlla artacak diye kesin bir kural yok. Yalnız çok şey oldu arkadaşlar. E, mesela işte bunu niye çektim? E, Allah'a. Evet. E, tehdit ettim bunları da. Nasıl tehdit ettim? İfşa ederim diye. Engelleme görüntülerini aldım diyorum. Ne oldu? Niye kaldırdınız engeli diyorum. Ya bazen mesaj atıyorum ifşa edeceğim sizi diyorum. Gidiyor. Bazen de görüyorsunuz e, şey oluyor. Yani bunu tabi bilerek mi yaptılar? Hani e, yakın süreli şey yaptığım için mi kırmızı çizgi engelledim? Beni orada görmek istemedikleri için mi? E, anlamadım. Çünkü e, bakın bir e, so, şey söyledim, takdir ettim. Yani bir şey demedim. Soru da şu. Tebrik ediyorum. Nihayet birileri milletin anlaması için açıklama yapıyor. İlk engeli burada yedim. Ondan sonra baktım kırmızı niye beni engellediniz diye iyice e, yüklenmeye başladım. Görüntüleri de aldım. Gördüğünüz gibi üst üste eee Normalde ne yapmam lazım? Bunlar beni engellemiş. Kötü şeyler söylemem lazım. Ama ben ne yapıyorum? Bakın üst üste engel yedim. Bu peş peşe e, şey attığım için mi? Çıkıp tabii bu görüntülere kendime atıyorum ya çekip geri giriyorum. Kim beni engelliyor diye soruyorum. Ondan sonra e, peş peşe gittiği için mi mesajlar otomatik mi engelliyor? Biri mi engelliyor bilmiyorum. Ama e, bir şey demedim. Nihayet biri insanların anlayacağı dilden Yardımcı olmaya karar verdi diye e, kendimce iltifat mı ediyorum, e, Sitem mi ediyorum anlamadım. Siz daha iyi anlarsınız. E, bunların böyle bir çalışma yaptığını görmek beni tabii ki mutlu etti. E, ben de bu dediğim gibi bu videoyu baştan sona izleyip e, kendimi tekrar eksiklerim var mı, yanlış gördüğüm bir şeyler var mı. Ama o izlediğim yerde en çok bu hoşuma gitmişti. Öz kaynakları e, ne kadar artıyorsa hissenin fiyatı daha çok artıyor. Bu e, bilimsel bir çalışma. Benim bütün videolarda e, analiz ettiğim hisselerin özünde bu yatıyor. O yüzden 3-5 yıl diyorum çünkü e, hisselerin öz kaynakları 2 günde artmıyor. O yüzden hızlı giden atın şeyi seyrek düşer diyoruz. O yüzden diyoruz ki hisse 3-5 yıla yayılarak gidiyorsa iyidir. Öz kaynaklarını arttırarak gidiyorsa altını doldurarak gitmiştir gibi. Yani benim gerçekten e, ekonomiye real bakış açımı. Burada bilimsel olarak gördüğüm için bu tabloyu e, hemen fotoğrafını e, ekran görüntüsünü aldım. Ve bu benim için çok önemli bir gösterge. Zaten e, ben böyle düşünüyordum. Bir de bunun bilimsel altyapısının olduğunu öğrenince daha da e, güvenim artmış oldu yaptığım analizlere. Şimdi arkadaşlar sizden de istediğim bu. Yani e, devam edelim. Sizden ne istiyorum? Şuraya gelip mesela e, tekfen veya işte e, çoğu hissenin ismini yazdığınız zaman Bakın tekfen holding diyor. Bakın 183 tane video var. Gördünüz mü? çoğu firma e, bu şekilde, e, bunlar tekfenle ilgili e, şeyin tekfen müdürünün açıklamaları da vardı. Burada başka bir şeyler çıktı. Ben anlamadım. Bu başka bir şey herhalde. Ne alakası vardı bu böyle çıktı? Çoğu firmanın e, kendi videoları var. Şey yaptıkları. Şunu da kapatayım. E, bakın. Tekfen İmalat Derince Fabrikası Mehmet Emin. Bilgin. Aa, işte Tekfen Holding Cengiz Şişli. E, Tekfen'le ilgili mesela bir sürü video bulabilirsiniz. Bu şekilde e, Tekfen'in kendi analizlerini görebilirsiniz. Silmişler mi bilmiyorum. Yani şeyin e, başkanının CEO'sunun e, yazın şeyini görmüştüm. Aha burada bakın. en üste getireyim. Bir yıl önce yönetim kurulu başkanı Murat Gigin ne yapıyor? Tekfen'in vizyonu hakkında e, bilgilendirme yapıyor. Yapacağınız şey budur arkadaşlar. E, herkes bana mesela gelip al kimi soruyor. Ya ben al kimin? Ne iş yaptığını, bu yaptığı işten bu dediğim öz kaynaklara ne gibi katkılar sunacağını bilemiyorum. Niye Sasa'yı çok çektim? Çünkü Sasa yatırımcı sonumu hazırlamıştı. Video olmasa da. Gerçi Sasa'nın da videoları var. Ee, Sasa bu yatırımcı sonumunda e, ne yapıyor? Ee, tabii Sasa deyince sanatçı olunca o daha çok izleniyor, onun çıkıyor. Evet. Bakın en üstte SAS 3 yıl önce mesela buradan buradan bunu göstermiştim. SAS hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Bazı firmalar bu şekilde kendini tanıtan videolar hazırlıyorlar. Mesela eee Piston aynı şekilde kendi hazırlamıştı. Zaten bu görüntüyü de oradan almıştım. Benim videom onlarınkinden daha çok çıkıyor. Çünkü e, benim videom onlarınkinden daha çok izlenmiş. Benim takipçim var, onlarınki yok. İşte bu bakın 3 yıl önce Federal Mall kurumsal tanıtım filmi. Buradan ben e, bu hissenin gideceğini buradan anladım. Neden buradan anladım? Bakın kendileri söylüyor. Gizli bir dev ama video çekiyor. Bütün dünya şey yapıyor. Görüyor nasıl gizli bir dev oluyor. <laughs> ben bu gizli devi buradan fark ettim. Niye? Çünkü o zaman 350 milyon dolarlık e, yatırım yapacaklarını söylemişler. İşte 2000. Ha bunun bir de başka versiyonları da var. Sanırım. E, vardı yani olması lazımdı. 2 yıl önce de varmış eee bakın yani ben de gerçekten eksik kalıyorum ya bir şey yo yoğunlaşıp bırakıp gidiyorum. Bak, Bakın bu da 2 yıl önce. Bu da başka bir şey. Aa, Mercedes bu da elmiş. Yani demek istediğim e, burada şeyi ince izledim efendim pistonun. E, 350 milyon dolarlık yatırım yaptığını, 2018'de buna da işte ihracat patlaması yapacağını falan söylüyor. Tabi e, başka şeyler döndü, o konuya girmeyeceğim. Burada bakın kurumsal film, 3 yıl önceki. E, bu şekilde firmalar kendini tanıttığı zaman e, zaten olması gereken de bu faaliyet raporu hazırlayıp bize sunuyorlar. Ama o faaliyet raporunu herkes e, ulaşıp okuyamıyor. Okusa da bir şey anlamıyor. Fakat böyle görsellerle firmalarını tanıttıkları zaman bizim için çok daha verimli olur. Yani bütün bunları niye şey yaptım? Oh baya uzadı. Siz arkadaşlar yatırımcısınız. Yatırımcı bölümü var her firmanın. Bakın her şeyin her ne diyorlar? Her bir firmanın yatırımcı danışmanı var. Tutmak zorundalar. Örneğin e, Alkim diyelim, şimdi ben Alkim e, şey yapmadım, hiç bakmadım Alkim'i çünkü incelemedim. E, Alkim dediğiniz zaman, bu Alkim bakın en üstte çıktı. E, bunu gelip buradan açıp, bana en çok bu sorulduğu için söylüyorum. E, açtığınız zaman arkadaşlar, buradan tabii nasıl gireceksiniz onu da ben de bilmiyorum. Buna ilk defa şuradan 3 ha buradan gördünüz mü yatırımcılar diyor bak sorumluluklar iletişim bu iletişimden gidip e, arıyorsunuz yatırım danışmanlığı bölümünü e, istekte bulunabiliyorsunuz yani kendinizi tanıtan bir video sunun diyebiliyorsunuz ya da sorularınız varsa sorabilirsiniz İşte yeni haberler varsa bu haberlerin ciro etkisi nedir diye sorabilirsiniz korkmayın, çekilmeyin. Sizden danışmanlık parası almayacaklar. Ee, siz onların hissesine e, yatırım yaptığınız için onların ortağı sayılıyorsunuz. Sizi bilgilendirmek zorundalar. Bütün firmaların bu şekilde yatırım danışma bölümü var. Hepsinin web sayfasına girip e, hangi e, firmaya ilgileniyorsanız, hangi firma e, merak ediyorsanız, Sasa dediniz. E, ne yapacaksınız? Sasa gel gelip SASA'nın, bakın SASA Polyester, bu şekilde arayıp yatırımlar ne ne durumda sorarsınız. Çünkü şey diyorlar ya, bu e, faaliyet raporunda hala, bakın yatırımcı ilişkileri bölümü. Gördünüz mü? E, bu yatırımcı ilişkileri bölümünde raporlar var. Bakın bu raporlarda... E, Yönetim kurulu faaliyet raporları. Bakın buradan işte hisse ne durumda, nereye gidiyor? Faaliyet raporlarına buradan bakabiliyorsunuz. Yatırımcı ve analiz toplantısı sunumları. Bak buradan gelip ne yapacaksınız? E, yatırımcı, büyük yatırımcılara bakın yaptıkları sunumları. Ben bu sunumdan e, inceleyip zaten beğenmiştim, aşık olmuştum SAS'a ama aşkımıza layık olamadı. Bir türlü uçup gitmedi. Çünkü geçmişte gitmişti onun hazmını yaşıyor. İleride bir gün gidecektir. Bu yatırımcı sonumunu açıp üstüne tıkladığınız zaman tabi e, açıp okuyabilirsiniz. E, veya bak sıkça sorulan sorular var en altta. Buradan satsa hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? Bak ortaklık yapısı nasıldır? Bütün sorularınızı en çok e, sorulan 11 sorunun cevabı var burada. Ya da buradan yatırımcı danışmanlarını arayıp ilişkiler diyorsunuz ya iletişim bilgileri oradan e, şey yapabilirsiniz yatırımcı danışmanına ulaşıp e, işte bu son 1 milyar dolarlık e, fabrikalar 6. ayda 6. aya kadar devreye alınacağını söylemiştiniz. Devreye alındı mı? İşte bu 9. aydaki ciroya etkisi olur mu? Gibi e, merak ettiğiniz ne varsa e, sorabilirsiniz. Bu sadece SASA için değil, bütün e, firmalar için bunu yapabilirsiniz. Bakın en üstte telefon yazıyor. Oraya arıyorsunuz, diyorsunuz ki yatırımcı ilişkileri bölümüyle görüşmek istiyorum. Çünkü bu hissenin ortağı olacaksınız. Hisse hakkında bilgi almak hakkınızdır. Evet, bütün bunları niye söylüyorum? BIST'in tarihini değiştirmek için, küçük yatırımcının tarihini değiştirmek, talihini, tarihini değiştirmek için. Eğer siz bilinçli bir yatırımcı olursanız, siz hakkınızı ararsanız, siz hisseleri Milli Piyango bileti alır gibi almazsanız zarar etmezsiniz. Küçük yatırımcı olmaktan çıkıp artık büyük yatırımcı olursunuz. Bizim eğitim kanalımız diyorum ki benim YouTube'da para kazanma derdim 5. sırada. Küçük yatırımcı para kazansın. O yüzden bütün yolları yordamları gösteriyorum size. Araştırın, öğrenin, bilinçli yatırımcı olun. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.